jandarmaların elbiseleri akiydi ve bizden öncekilerin jandarmaya ait çok korkunç hikayeleri vardı. Onlara Kero'nun adamları diyorlardı. Kero, İsmet demek, yani Sağır. Sağır'ın adamları. İsmet dinlediği zamanları demek ki 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar. Çünkü o sırada oralardan geçen jandarmanın yaptığı ilk şey, yakaladıkları ilk köylüye katır muamelesi yapmak. Yani kendi yükünü taşıtmaktı. Onun için o jandarmalar köye gelmeden önce haberciler haber getirildi ve bütün köylüler, erkek olanları köyün dışında bir yerlerde saklanırdı. Sadece kadınlar kalırdı. Kadınlar Türkçe bilmiyordu. Onların içinde bir tek kadın vardı Türkçe bir tekerleme öğrenen. O da benim teyzemdi, Çavşin teyze. Mavi gözlü teyze demek. Gözleri mavi değildi ama mavi gözlüydü adı. O bir tekerleme öğrenmişti. Daha doğrusu yapmıştı, onu da bize öğretmişti. Gel vere, git here, eşek kere, kapı dere. Böyle uzayıp gidiyor. Yani Türkçe sözlük. Biz de köyün girişinde erkekler hepsi kaybolduğu için jandarmaları karşılama işi bize düşüyordu çocuk sürüsü. İlk karşılaştığı ailenin yaşadığı bir yere 1968 yılında biz oraya geçtik ve benim hayatım da orada karardı. Çünkü orada okul yoktu. Bir yol üstü bizim köye, bizim yaşadığımız o yere düşüyordu ve onlar bizim eve misafir oluyorlardı. Benim ilk yaptığım şey, o gelen her meçhul yolcu, ilk sahip olduğum en güzel şey neyse o yandı. Ve o gün ben dedim ki Allah'a, Allah'ım sen o günden itibaren, sen madem bu kadar büyük bir yaratıcısın, bu kadar şefkatli bir yaratıcısın, sen niye bana demedin, yahu Kürtçenin dışında başka bir dil de var, Türkçe. Sen bütün şefkatinle onu bana niye öğretmedin de bu korkunç faşist öğretmenlerin eline kalktın. Çünkü orada bakın bir de böyle öğretmenler. Onlar özel olarak görevlendirilmişlerdi o zamanlar buraya. Bıyıkları sarkıktı ve hiçbir tanesi ama hiçbir tanesi Kürt olmanın sakıncalı bir şey olduğunu baştan itibaren koşullanarak buraya göndermişlerdi. Ve tek bir görevleri vardı. Oraya gideceksiniz ve o çocukları asimile edeceksiniz. Sizin göreviniz bu. Onun için onlara orada tek kelime Kürtçe konuşturmayacaksınız. Demin bahsettiğim o ediplerin işte benim annem ziyaretime geldiğinde o bildirdi ki hani orada bir dil yasaklanmış, bunu konuşulması yasak. Siz bir yere yazın. Hakkari dışarıya göç verip dışarıdan göç almayan tek şehirdir Türkiye. Onun için Hakkari'de şehir kültürü var. Şehir kültürü de budur. Yani kuşkusuz dışarıdan köylülerin buraya göçüyle beraber doku bozuldu. Başka bir atmosfer ortaya çıktı ama hala bozulmamış bir şey var diğerlerine nazaran, diğer şehirlere nazaran. Tek bir şeyi muhafaza ediyor. Tekliğin içinde çok kültürlülüğü muhafaza ediyor aynı zamanda. Siz burada eğer zaman içerisinde birkaç kelime Türkçe öğrendiğiniz zaman ufkunuzun o alanı daha geliştiği de göreceksiniz. Böyle bir şey. Ben o zaman diyordum ki ya neden şu Kürtler edebiyatta bu kadar başarılı Türkiye'de. Mesela Türkiye'de yaratan ses bayrağının en yükseğe çıkaran yazarların büyük bir kısmı Kürt. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar değil. Yani siz bir toplumun dilini biliyorsanız o toplumun ruhunu bilirsiniz. Yani nasıl düşündüğünü hissedersiniz. Düşünüş biçimini hissedersiniz. Ben İngilizce'de hiçbir şey yazamamışım. İskoçlar'da hiçbir şey yazamam. Ya da ne diyeyim yani bir İsveçliği anlatamam. Bilmiyorum ki. Bilmediğim için de onu nasıl hareket ettiğini yaptığını. Onun için genelde Türkçeyi çok iyi öğrenen Kürt çocukları o yüzden çok iyi yazarlar yetiştirdiler. İşte Yaşar Kemal'ın öğrencisi, Şahinler'den, işte Cemal Süreyya'nın öğrencisi, Ahmet Ali Kullar'dan öğrencisi.